Merhaba arkadaşlar. Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Rıza Korkut. Bugünkü videomuzda bana en çok sorulan sorulardan birisinin yanıtını aramaya çalışacağız. Su cihazım için hangi tankı tercih etmeliyim? Evet, basit ama gerçekten önemli bir soru. Bu konuda herkes farklı görüşlere sahip olabilse de ben kendi görüşümü nedenleri ile birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar bu konu aslında daha derinlemesine de ele alınabilir. Çünkü piyasada çok farklı ham maddelerden oluşan, çok farklı ham maddelerden üretilen su arıtma tankları mevcut. Bunlar Mesela cam elyaf takviyeli polyester esaslı tanklar, galvanizli karbon çelik tanklar, epoksi kaplamalı karbon çelik tanklar, paslanmaz çelik tanklar, plastik tanklar gibi gibi gibi. Ancak biz piyasada genelde mevcut olan plastik ve paslanmaz çelik olan tanklar üzerinde bu konuyu ele alacağız. İsterseniz ondan da önce hangi su arıtma tankını tercih etmeliyim sorusunu iki aşamalı olarak ele alalım. İlk olarak hangi ham maddeden oluşan tankı tercih etmelisiniz sorusunu cevaplandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu noktada son zamanlarda maliyetinden dolayı sıkça tercih edilen plastik tanklar ve genel olarak kabul görmüş olan paslanmaz çelik tanklar karşımıza çıkıyor. Su arıtma cihazlarında kullanılan plastik tanklar ile Metal tankları karşılaştırdığımız zaman aralarındaki en temel farkın basınç dayanımlarına karşı mukavemetleri olduğu ortaya çıkıyor. Bunu da açacak olursak metal tanklar suyun basıncına dayanıklıdırlar. Ancak plastik su tankları belli bir basıncın üzerindeki sulara karşı maalesef patlama riski bulundurabilirler. Ha plastik tanklar da eğer kaliteli malzeme ve işçilikle üretilmişse tercih edilebilirler. Bu konuda kesinlikle tercih edilmezler diye bir şey söyleyemem. Ancak paslanmaz çelik tanklar bu konuda kafamızın daha rahat olacağı tanklardır. Bir de plastik tanklarda koku, bakteri gibi olumsuz sonuçların meydana gelmesi de olası bir durumdur arkadaşlar. Bu durumda eğer maddi imkanlarımız bizi zora sokmayacaksa paslanmaz çelik tankları tercih etmemizde her zaman fayda vardır arkadaşlar. Bu karar bizim için daha doğru olacaktır. Şimdi ham maddeye göre tercihimizi yaptıktan sonra ikinci aşamada karşımıza da hangi boyutta tankı tercih etmemiz gerektiği konusu çıkıyor. Burada şunu belirtmek isterim ki tankın boyutunun yapacağı işlev açısından hiçbir önemi yok. Çünkü bir su arıtma tankının asıl amacı tabii ki su depolamak da bir amacı ama asıl amacı su depolamak değil musluktan basınçlı su elde edebilmemizi sağlamaktır arkadaşlar. Burada asıl soru şu. Biz aile olarak günde ne kadar su ve ne kadar hızlı su tüketiyoruz? Bu sorunun cevabına göre tankın boyutunu belirlememiz daha kolay olacaktır. Ancak şunu söylemek isterim ki eğer gerçekten kalabalık bir aile değilsek hem yerden tasarruf etmek için hem sürekli taze su tüketebilmek için mümkün olan en küçük kapasiteli su arıtma tankını tercih etmemiz gerekiyor. Ben 12 litrelik bir tankı gerçekten küçük ailelerde önermiyorum. Mesela 8 litrelik bir tank bizim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Hem bu sayede tankın içerisindeki su daha hızlı devir daim olacağı için sürekli olarak taze su kullanma imkanımız olacak. Tankı ne kadar büyük tutarsak, gereğinden fazla büyük tutarsak içerisindeki su daha fazla kalacağı için suyumuz bayatlayacaktır. İçerisinde bakteri oluşumu ve kötü kokuya yol açma ihtimali de haliyle artacaktır. O yüzden su arıtma tankımızı mümkün olan en küçük kapasiteli su arıtma tankı ile tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet sonuç olarak asıl soruya dönecek olursak tercih etmemiz gereken su arıtma tankı paslanmaz çelik, antibakteriyel ve mümkün olan en düşük kapasiteli su arıtma tankıdır. Bununla birlikte üretici firmaların uluslararası sertifikalarında kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Böylelikle gerçekten üretimde bize taahhüt edilmiş su arıtma tankını satın almış oluruz. Ve son olarak sizlere su arıtma tanklarıyla ilgili birkaç önemli hususu da aktarmak ve konuyu kapatmak istiyorum. Mesela 10-15 günlük bir tatile gideceksiniz ve Evimizde de su arıtma cihazı var. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor diye bir soru sürekli karşıma çıkıyor. Sorunun cevabı çok basit arkadaşlar. Bu durumda yapacağımız şey öncelikle su arıtma cihazımızı ana vanasından, hat alma vanasından kapatacağız. Üretimini durdurmuş olacağız. Daha sonra tankın içerisindeki suyu musluğumuzu da açarak tamamen boşaltacağız ve böylelikle tatile tankımızın içerisinde su olmadan gideceğiz haliyle bizi neyden koruyacak? Kötü kokudan ve geldiğimiz zaman karşımıza çıkabilecek olan bakterilerden koruyacak arkadaşlar. Bununla birlikte başka ne söyleyebilirim? Mesela su arıtma tanklarımızın basınç dayanımıyla alakalı da bir bilgi vermiştik. Su arıtma tanklarımızın yüksek basınca dayanamayacağını, bunun bir risk oluşturacağını biliyoruz. Gerçekten yüksek basınçlı bir şebeke suyuna sahipseniz mutlaka su cihazlarımızın giriş kısmına basınç düşürücü kullanmamız faydalıdır. Hatta gereklidir. Ve su arıtma tanklarımıza basmamız gereken havanın basıncını soruyorsunuz. Bu konuda da maalesef piyasada çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla bilgi dolaşıyor. Ve bunların hiçbirisi birbiriyle tutarlı değil. Mesela 6 bar hava basıncının olması gerektiğini söyleyenler var. Arkadaşlar bu kesinlikle doğru değil. 6 barlık basınç, 100 PSI'lık bir basınç su arıtma tankının dayanabileceği maksimum kapasiteyi ifade eder. Yani içerisine gelen suyun basıncı ile alakalı bir durum. Mesela 6 barın üzerinde bir su geldiği zaman su arıtma tanklarının dayanamayabileceğini ifade ediyor. Biz burada su arıtma tanklarımıza 6-7 PSI'lik bir ön şarjın arkadaşlar tankımıza basılmış olması yeterlidir. Fazlası fazladır. Hiçbir şekilde bize artısı yoktur. Hatta su artma tankımızın patlama ihtimalini, daha doğrusu içerisindeki diyaframın yarılma ihtimalini artırır ve daha az su kapasitesine sahip olmasına sebep olur. Ve bu bizim için tamamen gereksiz yere oluşmuş olan bir risktir arkadaşlar. Hiç gerek yok. 6-7 PSI'lık bir şarj basıncı bizim için yeterlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuç olarak bize bu tankın daha kullanışlı olduğu sonucu çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar, benim bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz yeni bir kanalız ve her zaman olduğu gibi desteğinize çok ihtiyacımız var. Sorularınızı da yazmanız halinde her zaman olduğu gibi mutlaka cevaplandırmaya çalışacağım. Ama bazen insani durumlar oluşabiliyor. Bazen yoğunluk oluşabiliyor. Bu sebeple cevap veremediğim arkadaşlarım da varsa lütfen kusuruma bakmasınlar. Ama her zaman olduğu gibi, dediğim gibi cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda sizlere yine faydalı bir içerikle karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve bilgiyle kalın. Hoşça kalın.